Sayın Müsteşarım, Sayın Müsteşarım. Doktor Sayın Zafer Çukurova'yı kürsüye davet ediyorum. Alınmış ve mutlaka hasta memnuniyetiyle ilgili beklentilerin karşılanması. And that patient's participation in the decision making. Misafirler. Sağlık camiamızın çok değerli mensupları, değerli yöneticilerimiz. Sağlık Bakanlığı olarak bizim açımızdan şu anda yapılan bir çalışma yok. Yani bu anlamdaki bütün çalışmaları yaptık ve Çalışmalar Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilettik. Biz her ne kadar tedavinin %100 tedavi edici olmasa bile tedaviye katkı sağladığı umuduyla olumlu baktığımızı ifade ettik. Çalışmalar Sosyal Güvenlik Bakanımızla görüştüm. O da aynı şekilde tedavi içine almakla ilgili çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Maliye ile son durum ne oldu bilmiyorum. Ama biz istiyoruz ki milyonda bir ümit de olsa tedavide katkı sağlayacağını bilim kurullarının olumlu gördüğü tüm tedavileri ülke insanımıza yapabilelim. Bugüne kadar biz hiçbir alanda alacağı olan eczanemiz, özel sektörümüz, üniversitemiz veya kamu hastaneleri günü gününe ödemelerini planlı, sağlıklı yapan son 10 yılı ülke insanı yaşıyor. Ve hiçbir eczanemizle son 10 yılda benim param 2 günden fazla gecikti demez, diyemez. Burada da teknik bir sorun varsa onu bilmiyorum. Ama bir sorun olduğu kanaatinde değilim. Varsa da düzeltiriz. Virütik hastalıklarda, viral hastalıklarda bugün için dünyanın tedavi üretebildiği, tıp bilimin tedavi, kesin tedavi ürettiği bir tedavi sistematiğimiz ne yazık ki yok. Bunu daha önceki süreçte Ebola ile ilgili dünya ağır sıkıntılar yaşadı. MERS ile ilgili dünyanın belirli bölgeleri ağır sıkıntılar yaşadı. Grip salgınları ile ilgili geçtiğimiz yıllarda zaman zaman yoğun pik artışları yaşadık. Ama 2014 sonu ve 2015'e baktığımızda bu sene grip salgını ile ilgili olağanüstü bir sorun yaşamadık. Ama H1N1 virüsünden ölen bir vakamız oldu. Ama geçtiğimiz yıllara baktığımızda grip vakalarından ölüm sayımız zaman zaman 10'lara, 15'lere ulaştı. Bazen 60'lara ulaştı. Bu bazen altında kronik hastalığı olan, mesela böbrek yetmezliği gibi, karaciğer yetmezliği gibi, akciğer KOAH'ı gibi sorunları olan vakalarımız, bir de üzerine bu ilave olduğu zaman ağır grip enfeksiyonu, ölümler olabiliyor. Ama bugün birkaç ciddi vakamız olmasına rağmen kamuoyunu paniğe sürükleyecek, olağanüstü tedbirleri gerektirecek bir durum söz konusu değil. Kamuoyundan tek bir beklentimiz var vatandaşımızdan. Hijyene dikkat etmeli. El ve ağız temizliğine dikkat etmeli. Çocuklar okullardan gelince sofraya otururken anneler, aileler el temizliğini daha sık yaptırabilmeliler. Ve çok yoğun ortamları daha yoğun havalandırmak, temiz havaya zemin hazırlama gerekir. Suriyelilere verilen sağlık hizmetleri son 15 gündür Bakanlar Kurulu kararı çıktıktan sonra Irak'tan gelen Türkmenler veya Yezidiler tamamına bizim ülkemizde misafir olarak Irak'tan, hangi gruptan olursa olsun, Suriye'den ülkemizde misafir olarak bulunan tüm misafirlerimize sağlık hizmetini son 15 gündür veriyoruz. Geçtiğimiz hafta hastanelerimizin bazılarında otomasyon sisteminde bu grubu altyapısını oluşturmadıkları için bir iki aksama bize de yansıdı. Ama ilkesel olarak ister Irak'tan gelen Türkmen kardeşlerimiz olsun, ister Ezidiler olsun, Suriyeli misafirlerin aldığı sağlık hizmetlerini onlar da almaya başladılar.
Var mı ya?